Şimdi çok iddialı bir teknik adam, Jorge Jesus. Fenerbahçe taraftarının uzun sürelik şampiyonluk hasretini söndürsün diye getirildi ve uzun süredir bir hasret de santrfor noktası. Burada Fenerbahçe yönetiminin Ali Koç başkanlığında ya biz bugüne kadar bir sürü isim getirdik ama artık hiç tahammülümüz yok. Belki biraz bütçemizi zorlayacağız ama yıldız bir isim nokta bir transfer yapacağız diyeceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Çünkü hani getirdiğin hoca zaten bir yıllık anlaşma yapan bir hocadan bahsediyor. Bir yıllık anlaşma yaptı. Ne hedefi? Başarı. Yani diyor ki ben başarı olmam lazım. Başarı aldıktan sonra gelip oturup konuşuruzdur. Bir yıllık anlaşmanın sebebi budur yani. Eğer ben birisiyle bir yıllık anlaşma yapıyorsam ya benim de bakalım ne olacak, sizin de şartlarınız ne olacak, bir sene sonra görüşürüz. Ama sen böyle yıldız bir teknik adam getiriyorsan ve getirdiğin teknik adam bütün her tarafta gündem oluyorsa ve daha sonrasında bu teknik adamın en büyük artısı şu, kampı tam takım halinde yapmak istiyor. Neden? Çünkü geçen sene kampı tam takım halinde yapan Trabzonspor şampiyon oldu. Evet. Ya zaten her teknik adamın hayaldir. Bütün kamp dönemini tam takım halinde gerçekleştirmesi ve o takımda oyuncuların formasyonlardaki yapılarını ve teknik olarak analizlerini çıkartabilmek. O açıdan bence Jesus da bu hamleyi yapacağını ve elindeki de çok büyük karakter olan Ali Koç'un yani hem başkanlık karakteri var hem maddi olarak bir karakterinden bahsediyoruz. Yani o mali dengeler bir şekilde yolunu bulur, bir şekilde yani su akar yolunu bulur ama bir anlamda orada o mali güce sahip olan bir başkan var. Başkanın güçlü, hocan güçlüyse istediğin futbolcuyu alabiliyorsun. O açıdan ben Fenerbahçe'nin santrafor noktasında yıldız bir isimle anlaşacağını düşünüyorum. Zuba ismi sizce karşılar mı Zuba beklentiyi? ismi karşılamaz. İyi bir transfer olur. Gerçekten iyi bir transfer olur. İyi de bir futbolcu. Mesela Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Weghorst. Weghorst pardon. Weghorst özür diliyorum. Weghorst bence iyi bir golcü. Ama Weghorst'un da Türkiye'ye gelmeme gibi bir durumu söz konusu. Çok fazla ön plana çıkıyor. Çünkü hem yakınlarından hem milli takım hocasının bunu söylemesi. Ama Weghorst bence böyle peynir ekmek gibi gol atabilen bir hocam bir yerlerine kadar da belki Tabii. analizini yapabilir. Bence çok iyi bir oyuncu. O açıdan Jesus gibi bir hoca getiriyorsan ve başkanı da Ali koysan ve kombinelerin hepsi satılmışsa bir tane yıldız futbolcu getireceksin. O yıldızı da en kanayan yaran neresi senin? Santrfor. Santrafor. Ki 3 seneden beri hatta 5 seneden beri bunun sıkıntısını yaşayan bir Fenerbahçe var. Ki ben zamanında şunu söylemiştim. O zaman Hatayspor'da Bupenza vardı. Bupenza'yı devre arası alsaydı o zaman Nihat Kahveciler'in peşine gitmeseydi Fenerbahçe belki o seneyi şampiyon olarak geçirebilirdi. O İrfan açıdan Kahveci. ha, İrfan Can Kahveci. Şimdi Ben hocam bugün bu... sürekli şey yapıyorum çünkü şöyle söyleyeyim. Aklımda da başka futbolcu isimleri geçiyor. Çünkü Galatasaray'da çok dolu şu an isimler geçiyor. Şu an Şeyde. database karıştı değil mi hocam? Hepsi Normal karışıyor. hepimiz Database karıştırıyoruz. hocam öyle Ben bir de hep karışıyor ki. karışıyor. Şimdi ben telefonumu üçüncü defa şarj ettim bugün. Ve yaklaşık 126'dı. Yayına girmeden önce 126 kişiyle görüştüm hocam. 126. Ben bir şey Ve söyleyeyim mi? Denayer var işin içinde. Balotelli var. Murat Sancak var. Hepsi. Ondan sonra Dursun Özbek başkanla uğraşmaya çalıştım. Metin Öztürk başkanla görüştüm. Erden Timur'la uğraşmaya çalıştım. Yani akşama kadar isimlerin adli hesabı yok. Hepsini ilerleyen dakikalarda vereceğiz. O yüzden seyircilerimden affımı istiyorum. Arada sırada böyle isimler karışabiliyor. Çünkü öyle bir hafıza dolu ki Doğru. bir resetlememiz lazım yani. Ya ben şöyle söyleyeyim şimdi Serhan Haftaya abi. izne gideceğim, resetleyeceğim Ya inşallah. yanlış tabii ya bir de canlı yayındayız. Dil sürçmesi de olabiliyor. Şimdi editörüm Emre Tuğrul'la birlikte az önceki Abdülkerim Bardakçı transfer gelişmesini nasıl yazalım diye hazırlıyorduk. Ben de dedim ki mesela Abdülkerim Durmaz için teklif dedim. Tuğrul dedi ki aman abi dedi yayında dedi dikkat et dedi. Abdülkerim Hoca'ya da selamlar buradan. Yani bana kalsa mesela orada Abdülkerim Bardakçı'nın Abdülkerim Durmaz bir an yazılacaktı. Koray Olabiliyor ya insanlık hali. ben burada adama Traore diyeceğim yaya Traore dedim. Yerin dibine soktular yani diyecek bir şey yok ki. Olabiliyoruz ama. Ama ne Olabiliyor. topçuydu ya. Ya bir de biz şöyleydi hocam tekrarlıyorum. Biz yayına girmeden önce arkadaşlar da evde PlayStation oynuyoruz. Bende de yaya Traore var. Ha. Adama Traore eski versiyon, eski futbolcularla oynuyoruz falan böyle. Öyle bir karışıklık olabiliyor. Hocam, Evet. şimdi biraz demin az önce bahsettiniz ama Fenerbahçe taraftarının işte yıldız santrfor olarak konuştuk biz. Ne tip bir oyuncu lazım? Mesela ben geçen sezon artık transfer olduğu için Fenerbahçe'nin de gündeminde yok. Yanlış anlaşılmalara da vesile vermek istemem ama kafamdaki mesela santrfor profili vardı. Fenerbahçe'ye uyabileceğini düşündüm.
Marko Arnautovic. Dedim ki geçen sene transfer oldu. Olduktan sonra hatta bunu yazmıştım sosyal medyamdan da. Bologna'ya 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ekmişti. Uzun boylu, nokta santrafor, hırslı, tribünü ayağa kaldırır, hırçınlığı var. Yani tam böyle Kadıköy'de mesela taraftar coşturacak bir tip olarak düşünüyordum. Yanılıyor muyum? Nasıl bir santrafor lazım? Zuba bu oyun şablonunda Fenerbahçe'ye neler katabilir transfer olursa? Veya daha böyle Umut Bozok gibi ceza sahası içinde katil, yani futbol olarak söyleyebileceğimiz katil bir oyuncu mu? Gelen 4 topun 3'ünü ağlarla buluşturabilecek bir bitirici mi lazım ya da? Bence şöyle, şimdi özellikle hocanın sisteminden bahsedeceğiz tabii. Jorge Jesus geldiği için Jesus'un sisteminde kenardan ortalar veya sıfıra inip merkeze çevrilen toplar en önemli hücum aksiyonları. Böyle baktığınızda içeride, kutu içerisinde etkili bir santrafor. Örnek Mario Gomez. Ülkemize de geldi diye söylüyorum. Evet. Mario Gomez tarzı hem yerden hem havadan etkili, bitirici. Böyle bir oyuncu lazım. Aynı zamanda da kuvvetli bir oyuncu lazım. Yani çünkü bizim ligimiz Brezilya Ligi gibi değil. Yani orada stoperlerimiz bizim kuvvetli, agresif, sert, oynatmayan stoperler. Öyle tam nasıl anlatayım, size'da olmayan bir santrforun ayakta durması kolay değil. Dolayısıyla onun için de sadece bitiriciliği için değil, fizik gücü anlamında da Mario Gomez örneğini verdim. Bu tarz bir santrfor getirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu özellikle hocanın sisteminde. Bu şimdi Zuba mıdır? Zuba'nın buna benzer özellikleri var, evet. Zuba güç olarak tartışamayız zaten. Çok kuvvetli. Şimdi 3. bölgede top tutar size. Faul alır. Kuvvetli boğuşur. Efendime söyleyeyim. Onun haricinde kenardan gelen toplara iyi vuruşlar yapar. Bunlar çok önemli. Bu özellikleri var oyuncunun. Yine Cornelius tarzı, ligimizden, günümüzden örnek vereyim. Yine Cornelius tarzı çok önemli. Biliyorsunuz Cornelius ilk geçen sezon buraya geldiğinde de transfer raporunda Aykut İnce ve diğer konumuzu hatırlamıyorum, konuşmuştuk. Demiştim ki ben hani bu sezon bir gol atmasına bakılmasın oyuncunun. Cornelius en önemli özelliği kenardan gelen toplara çok net vuruşlar yapması. Yani kenardan gelen, havadan gelen topları hiç bir şekilde sektirmeyen bir oyuncu. Bir şekilde demarke kalıyor ve doğru zamanda vuruyor. Gördük yani ilk vuruşlarının bu kadar yüzdeli gol olduğu bir santrafor ben uzun yıllardır izlemedim. Dolayısıyla bu tarz bir santrafor lazım. Şimdi Cornelius faul de alıyor biliyorsun. Evet. Hava toplarını çok çok üst düzey değil ama çıkabiliyor, stoperi bozabiliyor. Biraz böyle komple santrafor denen tip bir oyuncuya bence ihtiyacı var Fenerbahçe. Evet. Şimdi bir de Fenerbahçe'de Tolga da bir şey söylüyordu kulağıma o sırada da. Cornelius için 20 milyon euroluk bir teklif olduğunu iddia etmiş Hayri Beşer dün akşam. Onu da söylüyordu Premier Lig'den. Benim de uzun süredir izlediğim oyunculardan birisiydi Cornelius. Onu söyleyeyim, çok beğendiğim bir oyuncu. Hiç şaşırmadım bu performansına. Bir ciddi sakatlığı vardı hocam onun. Belki hatırlarsınız önceden. Daha önce forma giydiği, şimdi hemen söyleyeceğim bir şeyde, dönemini de hatırlamaya çalışıyorum bir yandan. Kopenhag'dayken. Yoksa orada da bayağı iyi performanslar sergiliyordu. Ben hiç şaşırmadım açıkçası. Tabii ekstra bir adam. Hatta hani eleştiriliyor ya, sadece tamam gol önemlidir de ya, oyuncunun bir yani niçin önemlidir? Ne bileyim, Tanzanya Ligi'nden alıyorsunuzdur. Şimdi oyuncuyu bilmiyoruz ya. Bilmediğimiz zaman biraz daha istatistiğine bakarsınız. Ha, görüntülerine falan, ama Cornelius sizin de dediğiniz gibi bilinen bir oyuncu. İzledik bak, oyuncu yani adam. Az gol atmış olabilir o sene. Umut Bozok 4 yıldır gol mü atıyor? Bak bakalım, 4 yıldır golü yok ya Umut Bozok. Geldi gol kralı oldu. Ama Umut Bozok mesela, Umut Bozok'u geçen sene sorsaydınız düşüştü ama mutlaka şans verilmesi lazım. Doğru maliyetle geliyorsa hemen gelsin derdim. Yani Lig 2'de gol kralı olduğunu tabii yıllar ki önce hepimiz biliyorduk tabii zaten. Ondan sonra 4 yıl müthiş düşüş yaşadı. Ama oyuncu doğru yer dedin ya. Hani az önce dokunulamaz mı işte Samat'ta? Dokunulur. Tabii. Ama neden? Bu oyuncu uygun. Kasımpaşa'ya uygun. Ve ikinci santrafor olarak çok uygun. Oyuna da uyması lazım. Tabii sizin ki oynayacağınız oyuna da uyması lazım. En önemlisi.